Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Amaranthus cruentus yani mor horoz ibiği yemeği tarifi vereceğiz. Nasıl yapıldığını göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi soğanları kavuruyoruz. Daha sonra şurada gördüğünüz mor horoz ibiklerimizi pişireceğiz. Bu da domates arkadaşlar. Soğanlarımız yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Daha önce Instagram'a doğal bahçe hesabıma fotoğrafını atmıştım. Yemeğini yapacağız, yiyeceğiz diye. Orada da bir takipçim istemişti. Yemeğini nasıl yapıyorsunuz? YouTube'a video atar mısınız diye. Ben de müsait olduğum zaman atarım demiştim. Evet, yaprakları atacağız şimdi arkadaşlar. Ancak şimdiye atabiliyorum videoyu. Evet, tuzunu da attık. Ağzını da kapattık arkadaşlar. Hem böyle yabani otlar falan bahçeden böyle yemek daha iyi oluyor. Kendi yetiştirdiğiniz şeyin içinde ne olup olmadığını biliyorsunuz. İlaç olmadığını biliyorsunuz. Hem daha da sağlıklı olduğu için böyle bahçeden yabani otlar yemek daha güzel oluyor. Şimdi ben size bitkisini de göstereceğim. Bizde bayağı bitkisi var. Biz de ilk defa bu sene tadına bakacağız. Daha önce bu kadar büyük ve güzel olmamışlardı. Bu sene güzel olunca dedik tadına da bakalım. Şöyle amaranthuslarımızı göstereceğim arkadaşlar. Şu an bunlar çiçek açıyor. Küçükken de açabiliyorlar bu arada. Şurada da varlar. Şurada da varlar. Bunlardan hasat etmiştim. Şu an bu yaprakları kötü olsa da yeni şeyleri patlıyor. Kestim ben onları patlasınlar diye. Onlar patlıyorlar. Tekrar patladıkları zaman tekrar hasat edip yiyebiliriz. Burada da rezenen var arkadaşlar. Çiçek açtı şu an. İkinci senesinde de gövde yapıyor arkadaşlar. İnşallah bizimki de yapar. Şimdi tohum tutarsa tohumlarından da alıp seneye tekrar ekmeyi düşünüyoruz. Veya kışa da ekebiliriz. Burada da büyük bir amaranthusumuz var. Diğer adıyla horoz ibiği de diyebiliriz. Mor horoz ibiği. Tabi bunun yapraklarını aldığım için şu an gövdesi kel durumda. Bayağı büyük oluyor yaprakları bazılarının. Yani büyüdükçe büyüyor yaprakları. Şurada da var arkadaşlar. Geçen bunlar da beraber hasat etmiştim bunları da. Bunlar daha erken patladı. Daha ışık ve aydınlık ortamda oldukları için daha güzel geliştiler. Ayrıca horoz ibikleri A ve C vitamini yönünden de çok zengin. Demir ve kalsiyum yönünden de zengin arkadaşlar. Şurada çiçek açan da var. Onu da hemen göstereyim. Bu arada horoz ibiklerinin sadece yaprakları değil, tohumları ve çiçekleri de yeniyor. Çiçekleri sanırım mısır ekmeğinde gıda boyası olarak kullanılıyor arkadaşlar. Yani doğal bir gıda boyası. Tohumlarını da ezip un haline getirip kek vb diğer şeyleri yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi yaprakları da yeniyor. Ispanak gibi yapabilirsiniz. Ispanak gibi pişirilebiliyor. Evet, şimdi yemeğimize geri dönelim. Gördüğünüz gibi bayağı pişmiş. Güzel de görünüyor. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla tüm amarant türleri yani tüm horoz ibiği türleri yenilebiliyor arkadaşlar.
Tabii türüne göre yenilebilirlik derecesi, yani tadının güzelliği, güzel olmayışı değişebiliyor. O yüzden ilk önce mutlaka türünü öğrenin. Bahçenizde yetiştirdiğiniz veya yetişen hangi türse onu öğrenin. Daha sonra yenilip yenilmediğine bakın. Çünkü horoz ibi türlerinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Özellikle yapay gübrelerde horoz ibikleri, şu an tam hatırlamıyorum onun ne olduğunu, bitkide bir şey biriktiriyor o yapay gübreyi aldığı zaman ve bu da insana zararlı oluyor. O yüzden mutlaka yapay gübre olmayan bir yerde yetiştirin. Evet, yemeğimiz olsun arkadaşlar. Birazdan zaten olacak. Ben size şurayı da göstereyim. Bu arada kuşkanmazlarımız tekrar çiçeklendi. Neredeyse tüm yıl çiçek açıyorlar. Şöyle üzerlerinde meyveleri de var. Şöyle bakın. Tabii net gözükmüyor çiçekleri. Ama şöyle tohumları da var. İki farklı kuşkonmaz türü arkadaşlar. İkisi de farklı tür. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimiz pişti. Şöyle göstereceğim size. Böyle. Amarantın görünüşü. Yani horoz ibiğinin. Şimdi tadına bakacağım arkadaşlar. Çünkü ilk defa bakacağım tadına, dediğim gibi. Şöyle alacağım. Güzel. Ispanağa benziyor arkadaşlar. Şöyle. Tadı ıspanağa benziyor dediğim gibi. Biraz daha ekşi ıspanağa göre. Ama güzel yenilebilir. Gördüğünüz gibi amarant, yani horoz ibiği yemeğinin tarifi bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani ıspanak gibi pişirilebilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.